tarafta Erdoğan medyası, bir tarafta Doğan medyası. Bu yolsuzluğun gençler atmış bu ülkeler. O kutsal değerlerinizi istismar eden ziyaretin. Tarımı bitirdiler, çiftçiyi bu sökerttiler. Erdoğan ve ailesinin yurt dışına kaçırdığı paralara ilişkin iddialar gündemi sarsarken AKP cenahından bir isim bütün tepkileri üzerinde toplayıp Erdoğan'ı kadrajdan çıkarmayı başardı. İçişleri Bakanı koltuğuna oturan fakat açıklamalarıyla Türkiye siyasetinin yuvarlandığı düzeysizliğin kısa bir özeti haline gelen Süleyman Soylu'dan bahsediyoruz. Soylu son olarak Man Adası'na para kaçırıldığı iddialarını açıklayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sen bittin demesiyle gündeme geldi. Orada Cumhurbaşkanımızın saydığı yakınlarının orada hesabı ve parası olduğunu ispat etmezsen şerefsizsin ve siyasi sahtekarsın, bunu söylüyorum. CHP Soylu hakkında meclis başkanlığına gen soru sundu. CHP'li Engin Altay 16 Aralık Cumartesi günü mecliste İçişleri Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinde Soylu ile hesaplaşacaklarının sinyalini verdi. Peki kimdir Süleyman Soylu? 31 Ağustos 2016 tarihinden beri İçişleri Bakanlığı görevini sürdüren Soylu, tipik bir sağ siyasetçi profili sergiliyor. DYP kökenli Süleyman Soylu, 1999'da partisinin il başkanı oldu. Dönemin DYP Genel Başkanı Tansu Çiller'in genç gözdelerindendi. 2008 ve 2009 yılları arasında Demokrat Parti Genel Başkanlığı yaptı. 2009 yerel seçimleri öncesinde %5,4'ün altında kalırsak çekilirim dedi. Partisi %4 oy alınca Süleyman Soylu, ben bildiğiniz siyasetçilerden değilim diyerek istifa edeceğini açıkladı, ancak etmedi. Bugün AKP'nin iktidarda olması AKP'nin maharetinden değil, bizim kabahatimizden. Soylu bu dönemde Erdoğan'a karşı sert açıklamalarıyla biliniyor. 2010 yılındaki 12 Eylül referandumunda partisinin kararı dışında evet kampanyaları yürüttü, DP ile yolları ayrıldı. 5 Eylül 2012 tarihinde AKP'ye katıldı. Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Daha önceden Erdoğan'a gününü göstereceklerini söyleyen Soylu, artık saldırgan üslubunu bunu bu sefer Erdoğan lehine kullanmaya başlamıştı. Dün bu milletin menderesini aldınız, dün bir milletin özanını aldınız. Vallahi de, billahi de, tallahi de bu millet size Erdoğan'ı vermeyecektir arkadaş. Sahip çıkacaktır ve vermeyecek. 24 Kasım 2015 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevine atandı. 31 Ağustos 2016 tarihinde istifa eden Efkan Ala'nın yerine İçişleri Bakanlığı görevine getirildi. Erzurum'da AKP İl Başkanlığı tarafından 23 Şubat 2017'de düzenlenen toplantıda konuşan Soylu, Kılıçdaroğlu'na şunları söyledi. Kılıçdaroğlu'na da söylüyorum, adamların değerini topla. Terör örgütünün propagandasını yapmasınlar. Onlara zemin hazırlamasınlar. Onları orada kullanmasınlar. Soylu aynı toplantıda Selahattin Demirtaş için de Demirtaşların o adam müsveddesi de milleti birbirine kırdırmak için meydanlara çağırıyor demişti. Soylu hapiste tutulan siyasetçilerle ilgili de tuhaf açıklamalarıyla biliniyor. Sinop'ta 10 Nisan 2017'de düzenlediği mitingde HDP eş genel başkanı Figen Yüksekdağ için biz ona 4 tane duvar verdik, şimdi istediği duvara sırtını dayasın dedi. Son olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için 10 Aralık günü yaptığı konuşmada müfteri, siyasi sahtekar ifadelerini kullanan Soylu, Kılıçdaroğlu sana açık açık söylüyorum sen bittin dedi. Tartışmaların ortasında Süleyman Soylu'nun Fethullah Gülen ve Zekeriya Öz'e yönelik övgü dolu sözleri bir kez daha ortalığa saçıldı. Bu mücadeleyi Cumhurbaşkanı bıraksa da bir Zekeriya Özdağ gelir halkın iktidarını getirmeye çalışır. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun FETÖ'den ihraç edilen ilk kişi olduğunu, DP'den bu nedenle ihraç edildiğini öne sürdü. Türkiye'de FETÖ'den ihraç edilen ilk kişi Süleyman Soylu'dur. Nereden ihraç edilmiştir? Demokrat Parti'den ihraç edilmiştir. Soylu, geçmişini affettirmek istercesine muhalefete ve AKP karşıtlarına yönelik saldırgan açıklamalarını sürdürüyor.